Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik öğreniyorum serimize rölelerle devam ediyoruz. Röleleri evlerimizdeki elektrik düğmelerine benzetebiliriz. Lambaları açıp kapatırken fiziksel bir güç kullanarak anahtarı on-off konumuna getirerek lambanın açılıp kapanmasını sağlayabiliriz. Düğmeye bastığımız zaman on konumuna geçer ve lamba yanmaya başlar. Düğmeye bastığımız zaman off konumuna geçiririz ve lamba söner. Rölelerde elektronik de tıpkı bu mantıkla çalışır. Bobin ucuna uygulanan doğru akımla alternatif akımlı yükleri kontrol edebiliriz. Tabii ki sadece burada alternatif akımı kontrol etmekten bahsetmiyorum. Siz rölenin bacağına bağlayabileceğiniz her türlü yükü kontrol edebilirsiniz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Röleleri daha yakından tanımış olalım. Röleleri evimizdeki anahtarlara benzettik. Biz bu anahtarları fiziksel güç kullanarak açıp kapatıyoruz. Röle ise elektromanyetik güç kullanarak açıp kapatılır. Dolayısıyla bir röleyi açıp kapatabilmek için elektrik yükünü kullanarak kontrol edebiliyoruz. Rölenin yapısında bulunan selenoid denen bobine elektrik uygulayarak manyetik bir alan oluşturuluyor ve bu sayede rölenin bacakları açıp kapalı konuma getirilebiliyor. Rölenin elektronik devrelerdeki gösterim şekli şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. 5 tane bacağı bulunur. Bunlardan 2 tanesi bobin bacağıdır. 3 tanesi ise normalde açık, kapalı ve ortak bacaktır. Bobin bacağına elektriksel güç uygulayarak röleyi açık kapalı konuma getirebiliyoruz. Rölemize bağlayacağımız yükümüzde normalde açık ve kapalı bacaklarını tespit ederek bağlayabiliyoruz. En sağ taraftaki siyah olan röle DC 5 voltta çalışabilen bir röle. Ortadaki DC 12 voltta çalışabilen bir röle. Sol taraftaki bordun üzerindeki röle ise Arduino gibi sürücülerle kullanabileceğimiz hazır bir röle kartı. Rölelerin birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Ama biz temel seviyede şu anda en çok kullanılan röle çeşidini inceleyeceğiz. Bir rölenin bacak yapısına baktığımız zaman 5 tane bacağı bulunur dedik. Bunlardan 2 tanesi bobin bacağı, 1 tanesi ortak bacak. NO normalde open yani normalde açık bacağı, NC normalde close yani normalde kapalı bacağı deriz. Rölemizin üzerine baktığımız zaman 0,5 volt DC yazdığını görüyoruz. Bu röle 5 voltluk DC gerilimle tetiklenebiliyor. 10 amper 120 volt AC yazan kısımda ise bu rölenin üzerine bağlayacağınız yükünüzü 120 voltluk alternatif akımda 10 ampere kadar kullanabileceğinizi söylüyor. Yani rölenin üzerinden 10 amperlik bir akım çekebileceğimizi söylüyor. Hemen onun altına baktığımız zaman ise 7 ve 5 amper yazdığını görüyoruz. Bu rölenin üzerinden 240 voltla çalışan 5 ila 7 ampere kadar yükleri kontrol edebiliyoruz. Rölemizin alt kısmına baktığımız zaman 5 tane bacak görünmekte. 3 tane bacağın yan yana olduğu kısım bobin bacağının olduğu yerdir. Karşı taraftaki bacaklar ise normalde açık ve normalde kapalıyı temsil ediyor. Eğer ki 5 bacaklı bir röleye sahipseniz 3 tane bacağın yan yana durduğu kısım sağ ve soldaki dışarıdaki uçlar bobin ucudur. 5 volt verdiğiniz zaman rölenin açılıp kapandığını duyabilirsiniz. Ortadaki bacak ise ortak uçtur. Oraya yük bağlıyoruz. Normalde açık ve normalde kapalı uçları yazıyorsa doğrudan bağlantı yapabilirsiniz. Eğer yazmıyorsa bir ölçü aleti vasıtasıyla normalde açık ve kapalı bacaklarını tespit edebilirsiniz. Evet, şimdi elimize aldığımız DC 5 voltla sürülebilen bir rölemiz var. Bu rölemizin çalışmasını kontrol edeceğiz, bacaklarını ölçeceğiz. Ölçüm yapabilmemiz için ölçü aletimizi buzzer moda yani kısa devre moda alıyoruz. Kısa devre moda aldığımız zaman rölemizin bacağındaki bu sesi duyacağız. Bu rölemin 5 tane bacağı bulunuyor. 3 tane bacağın yan yana olduğu sırada dışlardaki bacaklar bobin uçları yani tetikleme uçları. Ortadaki uç ise karşı taraftaki 2 tane uçla kısa devre olan uç. Normalde açık ve normalde kapalı uçları. Yani ortadaki uçla onun karşısında bulunan 2 uçtan bir tanesi şu anda kısa devre olması gerekiyor. Röle çektiği zaman ise diğer bacağı kısa devre olacak. Şimdi güç kaynağım 5 volta ayarlıyorum ve bobin uçlarından artısı eksisi fark etmeksizin enerjiyi vereceğim. Rölenin çekmesi gerekiyor. Çekme sesini duymamız gerekiyor. Rölemizin çekme sesini duyabiliyoruz. Rölemiz sağlam ve 5 voltta çekilebiliyor. Şimdi rölemizin normalde açık ve normalde kapalı bacaklarını bulalım. Multimetremiz buzzer modunda. Ben ölçümlerimi rahat yapabilmek için bu şekilde bir kıskaç kullanacağım. Normalde proplar bulunur. Ben kıskaçlarla yapacağım bu işi. Şu şekilde tutturdum. Karşı taraftaki bacağı değiyorum. Evet, kısa devre sesini aldım. Şu anda röle sürülü değilken ortadaki bacakla bu karşıdaki bacak kısa devre. İkisi birbirine kısa devre. Diğer bacağa dokunuyorum. Orada herhangi bir ses yok.
Oraya röle çektiği zaman kısa devre olacak. Hemen ölçümlerimizi yapalım. Kısa devrenin olmadığı bacağa probumu bağladım. Şimdi güç kaynağımı rölemi çekecek şekilde bağlıyorum. Bel aletinden de gördüğümüz gibi ve rölenin çekme sesinden de gördüğümüz gibi röle sürüldüğü zaman çekmeye devam ediyor. Gücü kestiğim zaman ise bırakıyor. Dokunduğumuz zaman çekiyor, bıraktığımız zaman da bırakıyor. Yani enerji üzerine verildiği andan itibaren çekmeye devam ediyor. Enerjiyi kestiğimiz zaman böyle bacakları bırakıyor. Röleler üzerine enerji verildiği sürece çekik bir vaziyette bekler. Yani normalde açık bir konumda bekler. Enerjiyi kestiğimiz zaman ise eski konumuna geri döner. Rölenin en büyük özelliği 5 volt ya da 12 volt gibi bir akımla sürülebilmesi ve ortak bacağına alternatif 220 akım gibi bir voltajı uygulayabilmemiz. Bu yüzden elektronikte sıklıkla tercih edilirler. Rölenin ortak bacağı ile bobin bacaklarının herhangi bir bağlantısı yoktur. Siz rölenin yük bacaklarına istediğiniz şekilde voltajı uygulayabilirsiniz. Tabi bunun bir sınırı var. Buna rölenin datasheet'inden bakarak uygulayabileceğimiz yük miktarına da bakmamız gerekir. Başka bir rölemize baktığımız zaman ise DC 12 volt yazdığını görüyoruz. Bu rölemizin tetiklenebilmesi için 12 voltluk bir gerilim gerekiyor. Bu röleyi 12 voltta tetikleyebiliyoruz. 5 amper 240 voltluk alternatif akımda bir yükü taşıyabileceğini söylüyor. Yine 30 volt 5 amperlik doğru akımda bir yükü taşıyabileceğini söylüyor. Bu rölenin üzerinden alternatif akımda 5 amper ve DC akım 30 voltta yine 5 amperlik bir yükü kontrol edebiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi şeffaf bir yapıya sahip bobini görebiliyoruz ve içerisindeki kontak uçlarını görebiliyoruz. Bu rölenin bacak yapısına baktığımız zaman ise bir önceki röleden farklı olduğunu görüyoruz. Bu rölenin üzerinde 2, 4, 6, 8 tane bacağın olduğunu görüyoruz. Bu röle çift kontaklı bir röledir. Yani siz bobinden sürüm yaptığınız zaman ayrı ayrı yükleri diğer bacaklarından kontrol edebiliyorsunuz. Rölenin bize doğru olan taraftaki bacağı zaten bobine girdiğini görebiliyoruz. Bu iki bacaktan 12 voltluk gerilimi uyguladığımız zaman röle açık ve kapalı konuma geçebilir. Karşı taraftaki bacaklar ise karşılıklı olarak ayrı ayrı yükleri sürmek için kullanılıyor. Üçerli gruplar halinde baktığımız zaman ortadaki bacağı ortak bacak, bizden taraftaki bacağı normalde kapalı, diğer taraftaki bacağı normalde açık bacak. Yine bu uçları ölçü aletinin buzzer modunda ölçerek hangi ucunun normalde açık, hangi ucunun normalde kapalı olduğunu ölçebiliriz. Bu görmüş olduğumuz kart ise komplike bir karttır. Yani üzerinde röle, diyot, transistör, led ve dirençler barındırmaktadır. Bu tarz hazır bir kartı Arduino'ya rahatlıkla bağlayıp kullanabiliriz. Bu kartın üzerindeki röleye baktığımız zaman 0,5 voltluk doğru akımla sürülebildiğini söylüyor. Üzerine bağlayacağımız alternatif akım yükünün ise 10 ampere kadar olabileceğini söylüyor. Doğru akımda ise 30 volt verdiğimiz zaman yine 10 amperlik bir yük çekebileceğimizi söylüyor. Rölenin üzerinde 10 amperlik bir yük bağladığımız zaman hangi voltajları uygulayabileceğimizi detaylıca yazmışlar. Rölenin hemen ön kısmına baktığımız zaman bir takım devre elemanlarını görüyoruz. Bu rölenin Arduino gibi bir sürücüyle sürülebilmesi için böyle bir devreye ihtiyacı var. Devre üzerindeki ledler besleme ve normalde açık ucun kapalı mı açık mı olduğunu göstermek için kullanılmış. Transistör ve diyot ise röleyi sürebilmek için kullanılıyor. Biraz sonra breadboard üzerinde yapacağımız devrede transistör, diyot ve dirençlerin nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Rölelerin 5 volt ve 12 voltta sürülebildiğini öğrendik. Acaba bu röleler 5 volt veya da 12 voltta sürüldüğü zaman devremizden ne kadarlık bir akım çeker? Yani 5 voltluk bir röleyi 5 voltta sürdüğümüz zaman ne kadarlık bir akıma ihtiyaç duyarız? Şimdi bunun testini yapalım. Ölçü aletimi akım moduna aldım ve akımı ölçecek şekilde ayarladım. Öncelikle 5 voltluk rölenin ne kadarlık akım çektiğine bakacağım. Güç kaynağımı 5 volta ayarladım. Şimdi bağlantılarımı yapıp rölemi sürüyorum. Bu röle 5 voltta yaklaşık olarak 62-63 miliamperlik bir akım çekmekte. Evet, bu röleyi 5 voltta sürebiliyorum. Lakin en az 60 miliamperlik akım gerekiyor. Dolayısıyla burada şimdi şuna dikkat etmem gerekiyor. Eğer ki bu röleyi 5 voltluk bir Arduino ile sürmek istersem doğrudan süremem. Çünkü Arduino'nun bacağı 5 volt verebilmesine rağmen çıkışından maksimum 20 miliamperlik akım çekebiliyoruz. Dolayısıyla bu röleyi Arduino ile sürdüğüm zaman muhtemelen Arduino'nun çıkışı arızalanacak ya da sürecek kadar akım sağlayamadığı için rölemizi tam olarak süremeyecek. Şimdi elimde DC 12 voltta sürülebilen başka bir röle var. Güç kaynağımı 12 volta getiriyorum. Bobin bağlantılarını yapıyorum. 12 voltta sürülebilen bu röle gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 43 miliamperlik akım çekmekte.
Röleyi de sürebilmem için en az benim 43 miliamperlik akıma ihtiyacım var. Buradan da gördüğümüz gibi röleler 5 volt ya da 12 volt da sürülebiliyor. Lakin çekeceği akım miktarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki şimdi bu 5 voltluk röleyi Arduino ile sürecek olsak nasıl bir devre kurmamız gerekiyor? Bu röleyi 5 voltluk bir Arduino ile nasıl sürebiliriz? Şimdi bunun kurulumunu yapalım. Görmüş olduğunuz devre şemasında bir rölenin devreye nasıl bağlanabileceğinin şekli gösterilmiş. NPN tip bir transistörle röleyi kolektör tarafına bağlayabiliyoruz. Burada kullanmış olduğumuz diyot, rölenin bacağında oluşan yükün bırakma anında transistöre zarar vermemesi içindir. Transistörü korumak için devreye bir tane diyot bağlanıyor. Transistörün bacağındaki direnç ise data ucundan gelecek olan akımın sınırlandırmak için kullanılmış. Çok fazla akım çekerek yine transistörün ve data ucumuzun zarar görmemesi için base bacağına bir tane direnç bağlıyoruz. NPN tip transistörümüzün emitenini doğrudan GND'ye bağlayarak devreyi tamamlamış oluyoruz. Benim bu 5 volt relemine şimdi 12 voltta çalışan şerit ledi süreceğiz. Dilersek yük kısmına biz 220 voltluk bir ampul de bağlayabiliriz. Lakin bu relem benim 5 voltla sürülebiliyor. Amper olarak da yaklaşık olarak 60 ampere yakın akım çekiyordu. Dolayısıyla ben bunu Arduino gibi bir sürücüyle sürebilmem için transistörle güçlendirip sürmem gerekiyor. Şimdi kuracağım devrimde 5 voltluk bir tane röle, NPN tipinde BC547 transistör, transistörü korumak için base'e bağlayacağımız bir tane 330 ohmluk direnç ve yine rölenin kontak bacağında oluşabilecek ters gerilime karşı 1N4007 ya da 4148 gibi normal bir diyot. Bu diyotumuzu rölemiz bıraktığı zaman transistörümüze zarar vermemesi için ters olarak bağlayacağız. Ben şimdi breadboard'umun üzerine devre şemasında gördüğünüz gibi bağlantılar yapıyorum. Devremizi şemadaki gibi kurduk. Şimdi 5 voltluk kaynaktan rölemi tetikliyorum. Voltluk bir kaynak ile 12 voltluk bir güç kaynağını sürebiliyoruz. Dilersek biz rölenin bacaklarına 220 volt alternatif akımla çalışan bir yükü de bağlayabiliriz. Bugün sizlerle elektronik devrelerde sıklıkla kullanılan röleleri biraz daha yakından tanımış olduk. Röleler özellikle 220 volt alternatif akımla çalışan yükleri kontrol ederken rahatlıkla kullanılabilen devre elemanlardır. Rölelerle ilgili yapmamı istediğiniz örnekler varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlerleyen günlerde Arduino gibi bir sürücüyle yapabileceğimiz devre şemalarının bulunduğu örneklere yer vereceğim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.